Demek ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat etikadda iman ne demek sorulmuştu? Ehl-i Sünnet ve Cemaat etikadda iman degani lugavi manası ikrar ve tasdiklaş degani. Yani kabul kılışlık, tan alışlık ve tasdiklaş degani iman. İstilahi manası da 5 tane narsani öz içige aladı. Til bilen aytishlik ve kalp bilen tasdiklaşlık ve bütün ameller bilen amel kılışlık ve Allah'a itaat kılışlığı bilen iman ziyade boladı ve Allah'a asi boluşluğu bilen iman nakıs boladı. Şu 5 tane narsani öz içige aladı. Eğer kim de kim tilide iman keltirdi ve kalbede hem tasdikladı. Lekin amelde kılmayacağım olsa, yani İslam'da buzul amellerde bir tasını kılmayacağım olsa, bu adam ne boladı? Kafir boladı. Yani bazı bir murciyeler açısı mümkün ki, ameli küfür ameller hepsi küçük küfür hesaplanardı ki o dinden çıkarmaya değişliği mümkün. Yok, ona kalmaz. Ehl-i sünnet ve cemaat etikadında kim de kim İslam'da buzul amelde kılmayacağım olsa, bu insan ne boladı? Kafir boladı. Amelde kılıçlığı özü bilen. Murciyeler ayetleri yok, bunu halal sanıştık şart, bunu halal sana geldiğin öz ayetini yap diyor, bu amel İslam buzul amel kısayan belki içi de kalbide imanı vardır, diyen yaplar diye yaplar. Bu narsalar mutlaka safsata yaplar. Ne demek yani de? Misal bir misal kadar diyen basit. Şu misal yani açık olarak. Bir kavim geldi, peygamber diyen ikisi. Men iman keltirdim sizge dedi. Biz iman keltirdik dedi. Tili bilen etti. Ve kalp bilen hem tasdikladı. Lekin şu halette etti ki, lekin amel kımıyız dedi. Buyur yerler ise amel kımıyız dedi. Yani namaz okumayımız, zekat vermeyimiz, hac kımıyımız, cihat kımıyımız, hicret kımıyımız, yaşlılık gibi yürümeyimiz, yamanlıydan kaytarmayımız, belki zina kılamız, uğurluyu kılamız, şu ne dedi, sizi düşmanlarınız tamamında turvalı, sizi karşı uğruşamız, sizi sahabalarınızı öldüremiz, belki vakti kesin sizi hem öldüremiz dese, peygamber ne derdi? Yani ehl-i sünnanı nimeleri şunu dedi ki, hiç kim etmedi ki, misal için, sizler en şefaatimi haklı boyan adam sizler. Sizler en cennet adam sizler. Sizler cehenneme girmeye diyen adam sizler. Dedi mi peygamber? Ya ki sizler men keltirgen nersegi en kafir boyan adam sizler. De durup her ileride bitti ve bitti boynuca kılıç buna vurup çıkardım. Cevabı elbette her ileride etedi ki men akigen yolge bu İslam dinige dedi en kafir boyan adam sizler dedi de kılıç da alıp ulardı bitti ve bitti boynuca vurup kellesini çaf taşıydı. Boynu yıkılış buna uğradı. Demek amaldı imandan hiç kaçan acıratılmaydı. Ehl-i sünnet ve cemaat etikadında. Yani kıskar akıl etse bir kavim geldi. Peygamber yani iyi geldi. Til bilen iman keltirdik dedi. Ve kalp bilen hem tasdikladık dedi. Şimdi kılıç çıkartıp durup peygamber de şimdi kellesini ap taşıydı. Demek bu nümeni halktı nüme değildi. Şu kavimdi. Murciyeler et dedi ki belki kalbide imanı vardır değil. Euzu billah. Kendi peygamber de öldür diyor bu adam değil adı. Bu adam da kafir değil adı. Şimdi peygamber de öldür yani kafir dese. Kafir de yapsın. Şimdi hazır Allah subhanahu wa ta'ala'nın hükmüye karşı çıkıyorken. İslam devleti ye. Allah'ın şeriatı ye. Karşı çıkıyorken. Özü kime yetkenliği özü kafirliği yeterdi. Lekin bu karşı çıkıyorkenler de bazı bir mürceler ayetledi ki yok bu küçük küfür. Bu dinden çıkartmaya diyen küfür. Madem ki halal sanamasa halal demeye diyor. Bu işte kıpkı yaptı halası. Belki kalbi de imanı vardır diye. Ona da değil mi? Zahri yakara turu hüküm kılınır. Abbas ibn Abdülmuttalib radıyallahu anhu Badr cengide asir bulup şüphe yerlerdi. Ayet dedi ki ya Resulullah dedi. Müşrikler tamamen gelip asir bulup kalır sahabalar. Ayet dedi ki men dedi ya Resulullah men yaman körgen halatta geldi. Men özü aslında dedi ne mi? Müslüman edin. Yaman körgen halatta geldim ya Resulullah dedi. Resulullah sen aladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ha bu oldu sen Müslüman iken sen demedi. Ayet dedi ki seni zahirin yakarak biz hüküm kılamız dedi. Ama için Allah bilen Allah arasında bulur dedi. Allah, sen bilen Allah ortasında bulur dedi. Ama zahirin yakarak durup biz hüküm kılamız dedi. Şunun için ehl-i sünnet ve cemaat etikadda zahirin yakarak durup İslam'da buzul amelde kılar diyemezse bu adam da biz kafir değildi. Allah da düşmanı dedi. Hiç kaça Allah da dostu, Allah'ın sadık kulları, Allah'ın askeri değil miydi? Allah'ın düşmanı değildi. Kafirler diyorlar da bunlar da ne bakılmadı? Bunlar da iman sıfatı verilmedi. Belki küfür sıfatını verirlerdi bunlar ya. Şunun için imanda yaşlı bir varışlı gerek. İmandan amaldı, amaldan imandı. Hiç kaçan ehl-i sünnet ve cemaat etikadda acret ilgilenemez. İmam Bukhari rahmetullahi diyorlar. Men 70'lerden köp ansar gibi vardım diyorlar. Ansar da şaharlar derler. Ve şu yerdeki ehl-i sünnet oğlumları bile görüştüm. Hiç kim imandan amalını ve amaldan imanını acret işlerdiler. Degen. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh.
Elhamdülillah İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi, hatta Sufiler hem de İmam Bukhari deyip tanırlardı. Müşrikler, kuburi, kabriye sığınırken müşrikler, evliya parası şuna kadar. Müşrikler hem İmam Bukhari dese gafram yaparlardı elhamdülillah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi sözler. Lekin kitab-ı sünnette bu beş tane arsaya cüda hem deliller köp. Bize etken iman tarif edeyi. Birincisi til bilen etçilik dedik. İkincisi kalp bilen tasdiklaş dedik. Üçüncüsü amel kılıçdik. Bütün beden bilen. Ve törtüncü, beşincileri tarazı sıfatlı işletilerdi bulardı. Allah'a itaat kılıçlığı bilen iman ziyade buladı. Allah'a asib kılıçlığı bilen iman nakıs buladı. Yani hemen amelle dinden çıkaradigen amelmez. Kimde kim? İslam buzulçu ameldikse tarazı işlemezlerle şimdi dinden çıkıp getirir. Ama Allah da buyruklarını kına ediyen olsa, ya ki kaytaralarını kıkla ediyen olsa, şu halatlarda iman nakıs olur. Ama Allah'a itaat kılıp kaytaralarına kaytaracağım olsa iman ziyade olur. Yani bilvaçlık gerek ki, hemen günahlar, yani bir insan zina kıkla ediyen olsa, ya ki oğurluğu kıla ediyen olsa, halal sana ne ediyen olsa, bu narsalar dinden çıkar ediyen narsalar, nasıl günahlar sablanadı, bu sebeple imanı nakıs olur. Ama eğer halal sana ediyen olsa şu narsanı, bu sahada ne olur? Bunlar kitab-ı sünnetine karşı çıkardığı sebeple kafir hesaplanır. Şu beş tane arsaca hüccet, bitti hadiste hüccet kılıp ötemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkenler. El imanu bid'un ve seb'une şu'be. İman 70 neçhan bölek diyenler. E'laha kavlu la ilahe illallah. Bunun en âli kısmı la ilahe illallah sözü. Ve adnaha imatatul adha anil tariq. En paski kısmı yoldan azabına koyuştuk. Vel haya şu'betu minel iman. Ve haya hem imandan bir uçkunu edip etkenler. Yani bu yerde en âli sözü, en pasti sözü de geldiği ziyade ve nakıs buluşluğu hüccet buladı. La ilahe illallah sözü değişliği, bu söz til bilen açlığı buladı. Ve haya imandan da geldiği kalp bilen buladı. Ve yoldan azarına alıştığı yani amel bilen buladı. Yani şu hadis özü, şu imandı beşte sıfatı de bettik, beşte şartı de bettik. Şu beşte narsaya şu bitti hadis özü hüccet bulup yeterli. İnşallah.